Bahş vermek isteyen var mı acaba? Uygun mekan açılmış, bir gelin bakayım diye yapmaya kalabalık. E siz ne yapıyorsunuz? Doğru, ne doğru. Yapalım ya, öyle mekan durayım açılmış, biz de biz gel selam ya vermeye geldik. Ha, İmmi hoş geldiniz ya. Ha, E yazmayı. UI şişmeye başladı. Ben şeyin sahibi o ya, kafenin sahibi. Hangi kafenin, buranın mı? Senin yok, yok. Çünkü böyle yapmışlar abi. Hep benim kıyafetim. Diyecekmiş gibi bir izlenim bıraktı bende az önce de diye. Nevrakomiserleriniz nasıl? Tanışım abi, uyuyor ya. Onun saati zaten ilerleyen saatler abi. Ne kadar kaba insanlar ya, ulan bak. Bir çakışıyor mu ya? Yeşil. Bak bakayım ben. Bir şey dur, çöp var mı ya? Adam gözleri yeşil. Harbiden yeşilmiş. Çok kaba insanlar var ya. Yemin ediyorum ya. Ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Olabilir. Ya hiç yakına gözünden bakmaya şey yapmadım, bilmiyorum. Aklıma gelmedi yakından bakma gözleri. Bir bana bakıyorsunuz gibi beyefendi ama. Siz de bir bana bakıyorsunuz gibi de o yüzden dedim. Yo, ben gürbüzü izliyorum. Efendim? Gürbüzü izliyorum. Teşekkür ederim. Ha, o zaman ben çekileyim, bozmayayım. Yo, oturabilirsiniz ya, keyfinize bakın. İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın? Yo, bozmayayım, bozmayayım. Gürbüz. Efendim? Bu savaşı kazanacaksın ben bana. Hangi savaşı? Midenle yaptığın savaşı. Ben birden başka bir gruba oh, dahil oldum. Lan mıdık? Ne haber? Bana mı dedin? Merhaba. Sana dedim. Ne oldu? 23 Nisan mı geldi oğlum? Suriye'de kalan beşere satıyor. Kıyafetlerini giydirmişler. Ha? Şşş. Arkadaşlar. Etkinliğe geçecekseniz içeride. Buyurun. Oğlum şş, hayırdır? Bıdık. Şurayı patlayayım abi, hiç anlaşılmıyor ya. Arkadaşlar. Bir problem mi var? Anlamadım. Yo, bir problem yok oğlum. E, polis kıyafeti falan giymişsin. 23 Nisan sandım. Polis misin sen? Los Santos Polis Departmanı'ndan İskender Kelbe. Amına koyayım ya. Bücür de almaya başlamışlar departmana. Kendi direğimizi yanımızda getirebiliriz. Pıda pıda mı? İskender. Bu şekilde bir dans sergiledi. Efendim? Bunları tutuklama hakkın yok mu senin? Var ama... Eyvallah. Niye? Sana dedim ya, sen midenle savaşıyorsun. Ha. Bazı insanlar da bazı şeylerle savaşıyor. Senin savaşın da herhalde orospu çocuklarıyla İskender, biliyor musun? Seni çok şey yapıyorum yani. Doğru. Niye öyle dedin ya? Keşke ya, öyle deme kimse. Bir şey mamına koyayım. Ne öyle bir, öyle bir şey demek? Tabii canım, ha, sen de haklısın. Sesim duyuyorum. Sikerim öyle şeyi abi. Şefim nasılsınız? Neyse, çok yavaş konuş da. Ben mi? Konuşmam amına koyayım, öyle iş mi olur ya? Ayıp amına koyayım ya. İskender. Öyle öyle evet. Amına koyayım daya, daha ayıptı bak, sinirlendim. İskender. Sigara içmeye çıktım. Efendim. İyi misin? Ya, burada içilmiyor mu? İyiyim Nevra komiserim, siz bir nasılsınız? Bir şöyle gel bakayım. Nasıl yani, açık hava sahası burası. Ya ray yedik ya abi, Twitter burada bu karaktere abi girmekten utanıyorum artık ya. Biri daha sesleniyor. Az önce sende bir şey duyduk da biz. İskender gel gel. Doğru muydu? Evet doğruydu. Gel bakalım gel. Ben ufak bir şey sorabilir miyim? Burada velilerimle gidiyorum. Evet. Arkadaşımızın sana diyeceği bir şeyler varmış. Evet, dinliyoruz. Efendim. Özür. Ne özür? Çağın. İki kelime. E ama yarım... Şey mi? Ben polis departmanından İskender Kel dediğimde 23 Nisan'la burası kıyafet giydirmişler sana velep dediğiniz kısım mı? He? Evet. Pardon beyefendi, siz niye gülüyorsunuz? Bekliyorum hala. Neye güldünüz? Gülmedim ya. Bunu mu çektim? Sigaram kalmamış. Sigaramız var mı diye soruyorum. Sigaramız birebir. Efendim? Güzel yaparsak diğer insanların yanında değil de. Bence çağını üzülmeyebilir. O bir şey. Lan motorumu çalmışlar. Bir tık rencide edici oluyor insanların yanında. Yo, benim Allah için sıkıntı. Oran dedi rencide edici olmuyor mu? Hala Matiz. Ha? Yani insanların yanında söylediğini sanmıyorum. İnsanların içinde bağırarak söyledi ki biz de duyduk. Otobüs bekliyorum. Durak burada. Top sende Çağan. Mekanın önünde bekliyorum ya. Uzaklaşsınlar dileyim. Hayır. Hayır. Şu şişkodan Şerif uzaklaşsın arka taraftaki. Şu arkadaşlarından. Nereye devam edeyim? Lütfen, dayanmasınlar bizi. Kahve içmeye geldik. Hayır, burada derdimiz yok.
Çocukları kovuyorlar içeri. Dilesene oğlum, seni mi bekleyeceğiz ya? İçeride sigara içebiliyoruz mu? Tamam, özür dilerim. Hayır. Sıkıntı yok. Burada içeceğim. Doğru düzgün. Oğlum özür dileyeceksin lan, bu kadar basit bir şey. Tamam, özür dilerim. Tamam. Bu kadar. Teşekkür kabul ederim. Ediyor musun defa İskender? Mı görüyorsun? Neye bak? Neyse, evet Şerif. Evet darcına kattım. Ediyorum. Tamam. Tamam. Afiyet olsun o zaman. Gel bakalım İskender. Gelsene şöyle. Cerrah yedik ya. Ha, belli toplantısında gibi hissediyorum kendimi artık. Dünya markası. Nasıl gidiyor? İyi misin? Birisi mesaj attı. Dedi ki zaferini kutlarım İskenderciğim yazdı. İyi demiş. Galiba iyi o zaman. Benim, sen nasılsın? Benim iyi ama birazcık şeyim ya. Tereddütteyim. Bazı şeyleri hangi başarabileceğimi konuda? Düşünmüyorum. Kabalıyorum ama. Aksine. C, baksana be. Ne konuşuyorsun sen ya? Kabul etmeli miyim? Uzaklaşır mısın? Ne yapıyorsunuz ya? Bölgeden uzaklaşabilir miyiz arkadaşlar? Uzaklaşalım bölgeden. Bu arkadaşı alalım içeri. Uzaklaşır mısınız beyefendi? Devlet çalışanına saldırıdan çıkıyorsun. Normalde kabul etmeyebilirdim ama rolü bölünmesin. Size diyorum. Uzaklaşalım, bölgeyi boşaltalım arkadaşlar. Ne yapacaksın lan uzaklaşmazsan? Bir şey yapmıyoruz ama. Duruyoruz işte. Uzaklaş lan bölgeden. Çok konuşma. Uzaklaş. Doğrusu 11 bin meşin önünde bir devlet çalışanına saldırı gerçekleşti. Geliyorum. Oku haklarını İskender bu adama. İşgal bindi mi? Kendisi tutuklu şu an. Oku İskender. Haklarını biliyor musun? Hı? Tekrarla bakalım. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söylediğin her şey ve söyleyeceğiniz her şey aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsin. Eğer avukata tutacak durumun yoksa devlet size bir avukat atayacaktır. Haklarınızı anladınız mı beyefendi şu an? Tamam, beyefendi değil bu. Beyefendi olsaydı haddini bilirdi. Neyse. Bu hakları göz önünde bulundurarak benimle veya bir başka polis arkadaşımla da konuşabilirsiniz de konuşacak kimseye ihtiyacınız yok gibi. Mevra komiserim, koşarken gel. Tam yanlarından geçerken duydum. Araçları arkadaşlar. Yanlarından geçerken geçiyoruz. Duydum bizim aracı takip edeceklermiş. Şahıslar sanırım bizim aracı takip edeceklermiş arkadaşlar, dikkat edin. Bu kadarını söyleyeyim de diğerini sessiz söylemiştir, geçerken duyulmuştur, daha fazla devam etmeyin. Rolleri kısa ama kulakları kocaman. Ne güzel. Bence sen fazla konuşma. Hani az önce haklarını bak, okuduk ya. Bak devam ettirmedim ama. Hepsi aleyhine işliyor şu an. Kulakları şey diyor, tamamını söylemedim bile adamların rolü. Bölünmesin diye. Orada geçerken dikkat etmesi lazım. Ne zaman akıllanacaksınız ya? İnsan gibi dilemesini isteseydin muhtemelen dilerdi. Ama siz insanları rencide i̇nsan etmeyi tercih ettiniz. İnsan gibi istedik. Siz insan gibi davranmayı bilmiyorsunuz ama. Tamam. Siz bana insan gibi mi davrandınız? Yani evet, ufak bir şakayı hayır. Kaldırılmayacak. Ufak bir şakaya insanların içinde, arkadaşlarımın içinde yapmanız biraz hoş değil. Tanımadığım birkaç insan da varken. Ya kaç yaşındasın? Üstümde üniforma varken bence toplum içinde yapılmaması gereken şaka yaptınız. Ve ben alttan almama rağmen devam ettiniz. Ya ufak bir şakayı kaldıramayacaksan o üniformayı bence üzerine giyme. Yüce. Sana mı soracak? Hala devam ediyorsun.
Tutan abi bana yazdıracaklar kesin. Abi ben Halis'e girecektim ya. Bu karaktere girdiğim her saniye. Bu tarafa, bu tarafa. İskender iyi misin? İskender iyi misin? İyiyim komiserim ya. Daha iyi olamazdım. Teşekkür ederim. Neydi bunun adı? Manço Güntekin. Devam et. Arkadaşa yolu gösterelim. Takip et Manço. Kendiler. Bak polis memurları böyle birbirlerini kollamaları lazım. Ben dosya olarak bilsem de birçok şeye katılmıyorum. Çünkü karakterin öğrenmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz şahıs devlet memuruna, devlet çalışanına saldırı girişiminde bulundu. Aynı şekilde hakaret de var. Yok çağın geçti. Bu kafa attığı için kolayı olayı kapatmıştı. Bağırdılar duymaları için polis memurlarının. Rol dönsün diye. Ki rol güzel döndürdüler. Sonra gelip kafa attı. Çünkü agresif karakterler. Ben de kafayı kabul ettim rolleri bölünmesin diye. Ki şey olsun diye. Yani devam etsin anladın mı? Tabii tabii. Yani Tiba'lar... Yani burada Tiba da ben beğeniyorum yaptıkları rolü. Ve rollerin devam etmesi de güzel bir şey. Çünkü agresif karakterler ve arada da birbirimize paslamamız lazım. Onlar karakter gelişimine yardım ediyorlar. Ben onların şeyini devam ettiriyorum. Sanki Tiba biraz alındı ama duyduğuma yanından geçerken söyledi. Yani dibinde söyledi. O kısmı ama kulakları büyükmüş falan diye onu da aşağı alıyor. Ulan Tiba. Sonra zaten hepsini söylemedim. Galiba bizi takip edecekler dedim. Devam etmedim yani. Evet evet biliyorum Yasin. Şahsa 9 ay $900 ceza keser misiniz? Ben hallediyorum. $900 değil mi? Evet. Hanene bir tane daha ekledin Manço. Tebrik ediyorum. 9 ay. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Senin var mı? Evet senin var mı gönderiyoruz. Jail'ı biliyorum da. Umarım canın yanmıştır. Senin yanacak gibi ama. Yollayalım arkadaşı. Evet. Son anına girelim. Manço Güntekin. Ben açayım tutanağını. Kim tutanağını? Ne zaman saldırdı komiserim? Ben yanımdaydı ya. Kendisi güzel bir yumruk yedi zaten. Kimden yedi komiserim? Benden. Komiserim devlet memuruna saldırı olarak giriyorum başlığın. Evet evet öyle gir. İskender iyi misin? İskender kafa, sen iyi kafası, misin? Kafası sağlammış ama ya.
Bir doktora gidelim istersen. Ya bir doktora göre. Yok, ben gideceğim zaten ya Nevra komiserim. Geçer buz nereye koyarım gideceğim şimdi yukarıda. Buz alırım. Doktora tamam giderim yani. Vardır herhalde dolabımızda. Sinan Şef almıştır buzluk bize değil mi? Var var. Mutfakta vardır. Nevra komiserim direkt tehdit ve saldırı ceza. Direkt devlet memuru evet, yaralama diye bir şey yok. Sana. Manço Güntekin. Tamamdır. Herkesi ekliyorum o zaman buradaki ilgili memurlara. Ekleyebilirsin. Abi çok hızlı düşüyor bak. Yapıyor direkt koyuyor. Ne kadar güzel. Hem çok iyi abi. Bir açılışta da şu motorculardan birine bir şey olmasın ya. Şu MDT her açılışta var ya, bu dünyanın en iyi MDT'si olabilir bu arada ya. Ciddi söylüyorum buradan. Vallahi bıktık ya. Anesi cuk cuk ya. Lıgır lıgır lıgır. Tabi anesi duymasın bunu da gerçek hayatta bir yapıyoruz sana. Onların olayı belki olmadan geçmiyor olabilir sanırım. Gluk gluk yani. Komiserim tutanağı açtım. Tam olayı detaylı bilmediğim için açıklamasını yazmadım ama. Her şeyi tamamladım. Oray galiba biliyor tam olayı. Aha, ben yazabilir mi istiyorsanız? Yani biliyorsan sen yaz. Bilen bir memurun yazması daha iyi olur ya. Orayı açtım bak şeyi. Ben yazacaktım da yazlayınca... Açtım şey açtım, her şeyi ekledim. Bir tek açıklaması kaldı zaten. Ben eklesem... Yani ben saldırdıkları an ve bir tık öncesini biliyorum sadece. O kısmı yazabilirim. Söyleyebilirim istiyorsan. Aha, sana ne dediler? Ben sana şey özetleyeyim. Bugün 23 Nisan mı kostüm giydirmişler dediler. Ben de polis memuru olduğumu söyledim. Adımı soyadımı sordular, söyledim. Birazcık daha dalga geçip güldüler, kahkaha attılar, gittiler. Sonra sağ olsun siz geldiniz. Özür dilemekte zorlandı arkadaş. Çok şey kaybedeceğine inandı. Özür diledi. Sonra arkadaşı Manço da bunu yediremedi. Yanındaki kimdi bilmiyorum çünkü. Asıl dalga geçen kişi. Manço da bunu yediremeyip kafa attı bana. Yazdığı gibi düşüyor mu? Düşüyor. Burayı bitirdiği an şimdi şeyden tekstten yazıyor büyük ihtimal. Yazdığı an düşecek. Bir yerden copy paste atacak tahminim. Burayı koyduğu an geldi çünkü. Yere yazıyor, oradan copy paste atacak. Düzeltiyor büyük ihtimal. Çünkü UI şiştiğinde bazen buraya yazdığın şeyler geç oluyor. Bunun gibi slash me mesela yapıyorsun. Slash'i kabul etmiyor. Arkadaşlar etmiyorsun. Olay yerin. Teşekkür ederim. Arkadaşlara ayrılmıyorsun. İkinci uyarıdan sonra bence müdahale edebilirsin. Çünkü komiserim ben 3 kere uyardım şahısları. Uzaklaşsınlar. Ben bir 10 kere de ben uyardım. En sonunda müdahale edecektim. Çünkü başka çarem kalmamış. Sizi 2 kere uyardıktan sonra yani emrinizi uygulamıyorsa müdahale etmede serbestsiniz bence. Değil mi komiserim? Son kez uyarıyorum diye belirt. Sonrasında evet da gerekeni yaparsın. Evet, tamam mıdır? Tamam, sen iyi misin İskender? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Gel bir seninle bir konuşalım. Yarra yedik yine. Yine kızacaklar. Hadi biz de devam edelim. Ben bu karaktere girince yoruluyorum diyorum. Kimse inanmıyor. Tamamdır.